akşamlar. 29 Nisan Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Bugün yine dünyayı ve insanı ilgilendiren konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bugün kalıtım biliminden bahsedeceğiz, genetikten bahsedeceğiz. Öncelikle kalıtım neye göre belirlenir? İnsanlar genleriyle ilgili ne kadar biliyor, hayatlarını nasıl şekillendirdiklerini? Baskın gen nedir, çekinik gen nedir, genetik hastalıklar nelerdir, genlerin hastalıklarla ilişkileri nelerdir? Anneler ve babalardan çocuklara DNA nasıl geçiyor ve ne kadar etkiliyor? Bütün bunların hepsini konuşacağız. Masayı yatıracağız. Bugün Mercek'te bilim konuşacağız. Ve tabii çok kıymetli konuğumla bütün kafamızdaki soruları cevaplamaya çalışacağız. Eğer sizlerin soruları varsa siz de yazarsanız sizlerin sorularına da cevap bulmaya çalışacağız. Peki kimle birlikteyiz bugün? Çok sevgili Eylem Şenkal'la birlikteyiz. Şimdi ben konuğumun yanına geçeceğim ve Mercek'te aklımızdaki tüm sorulara cevap bulmaya devam edeceğiz. Merhabalar sevgili Eylem, hoş geldin. Hoş buldum Ececiğim, çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Biz teşekkür ederiz geldiğin için çünkü önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında çokça üstüne belki okuma yaparak, anlamlandırmaya çalışarak, önemini kavramaya çalıştığımız bir konuyu biraz daha hepimizin anlayacağı şekilde, önemini vurgulayarak ve bundan sonraki yaşamımızı belki daha kaliteli, daha sağlıklı, daha bilinçli sürdürmek için nelere dikkat etmeliyiz, onların üstünde durarak geçireceğiz. Burada bize vereceğim bilgiler de çok çok kıymetli. Şimdi söylediğimiz gibi kalıtım ve aynı zamanda genetik gen bilimi üzerine konuşacağız. Ben senden çok basit bir şekilde aslında bize özellikle genin ve genetiğin hayatımızdaki önemini, işlevini, etkisini, tanımını yapmanı rica edeceğim. Çünkü söylediğim gibi bunu en basit ve en yararlı haliyle burada masaya yatırırsak sanırım sevgili izleyicilerimizin de bizim de cevaplayacağımız ve sonrasında bir rehber harita gibi kullanacağımız çok faydalı bilgiler olacak. Çok teşekkür ederim öncelikle. Kafa karıştırmamak için şimdi Eylem Şenkal niye genetiği konuşuyor önce diyebilirler. Önce onu bir tabii ki açıklayalım. Ben spor bilimlerini bitirdikten sonra İngiltere'de eski milli voleybolcuyum ben. Evet. Hem milli takımda hem Fenerbahçe'de oynadım. Ardından Formula 1'de çalıştım 5 yıl boyunca. Ardından da spor psikoloğu olmaya karar verdim. Spor bilimlerini bitirmiştim. Psikoloji okudum Londra'da. Sonra yüksek lisans yaptım spor psikolojisi üzerine. Orada da çalıştım Chelsea ve Arsenal takımlarında spor psikoloğu olarak. İlk önce Chelsea'de staj yaptım. Ve orada tanıştım genle açıkçası. Çünkü gen haritasına bakarak sonuçlara göre antrenman programlayabiliyoruz. Psikolojik eğilimlerini görebiliyoruz. Aslında genetik yani multidisipliner bir anlayışı. Evet. Sen de profesörsün biliyorsun artık. Tek bir alan yok. Alanları beraber çalışıyor artık diğer bilim insanlarıyla beraber. Dolayısıyla da benim bir ekibim var. Bunların başında çok değerli mucit, buluşçu, Profesör Doktor Nezih Hekim var. Onun sayesinde ben bu kadar bilgiye ulaşabildim. 3 yıldan fazladır ondan eğitim alıyorum. Ama bir yani seyircilerimize özellikle söyleyeyim. Bu alanda konuşabiliyorum ama bir genetik mühendisi, biyomoleküler uzman değilim. Spor psikoloğuyum. Ve genetik alandan faydalanarak yaşam planlıyorum. Kesinlikle bu zaten bizim de konuşacağımız aslında konu bu. Genetik nedir diye baktığımızda 6 milyar çift baz var her insanda. Küsür 6 milyar küsür ve bunların her birine Mendel'den 19. yüzyıldan geliyor biliyorsun. Mendel bu bezelyelerle deney yaparken yeşil bezelyeler, sarı, buruşuk olanlar, düz olanlar diye o kalıtsallığı anlamaya çalışarak başladı. Kalıtsallığı hep bir anlamaya çalıştılar çünkü bitkinin doğumunda bir sebzenin, meyvenin doğumunda bir katkısı olabilir mi? Onu anlamaya çalışırken hayvanların üretiminde özellikle üremesinde neden bir hayvan zayıf doğarken daha diğeri daha
vesile. Daha bunları anlayabilmek için kalıtımı bilmek gerekiyordu. Oradan bilim insanları başladılar. Ta ki 2014 yılında insan genom projesini tamamladılar. İnsan genom projesini dünyada tamamlayınca bu Francis Crick var, çok önemlidir. Bu anlamda çok uzmanlar ve müthiş isim yapmış, ödül almış bilim insanları var. Şu anda küçücük bir başlangıçtayız diyorlar ama çok şeyi de anlatmaya başladılar. Peki şunu soracağım, ben seni böleceğim ama genom projesi nedir? Ne zamandır çalışılıyordu bu proje üzerine ve bu projenin hayata geçirilmesi 2014 yılında çok da yakın bir geçmişten bahsediyoruz. Tabii. Aslında biz genetikten bahsederken biraz da yakında yani son zamanlarda çokça üzerine çalışarak belki çok fazla veri ortaya konulan bir alandan bahsediyoruz değil mi? Tabii. Ben de yaptığım senle konuşmaya hazırlanırken yaptığım çalışmalarda rastladığım şeylerden biri oydu. O yüzden insan genom projesi nedir? Şimdi ben bunu böyle duyduğum zaman bir de proje adı olunca hemen aklıma böyle yapay zeka, evet, farklı konular geliyor. Doğru. Ve bir taraftan da bir endişe duyuyorum. Hı-hı. Dolayısıyla onu birazcık açarsak belki çok güzel. Için faydalı olur. 1950'lerde aslında Rosalind Franklin denilen bir bilim insanı var. Evet. Bu hanımefendi bir işte kaç bin kez küçültüyor ve o küçüklüğü görebilen bir mikroskopla incelediğinde genin DNA'nın yapısını sarmalı görüyor. Ve ondan sonra bütün bilim insanlarının bunu ispatladıktan sonra üzerine eğilimi başlıyor. Fakat 90'larda hızlanmaya başladı. Bu 90'larda işte Francis Crick'ler, işte alınan Nobel'ler bir insanların dikkatini oraya doğru çekmeye başladı. Bu nedir? Gen nedir? Gen talimatı nedir? Bu kadar da etkili midir hayatımızda? Çeşitli artık argümanlar oluşmaya başladı konuyla ilgili. 90'larda gerçekten bu işe büyük yatırımlar alınmaya başladı. Yani üniversiteler bu anlamda çok büyük paralar ve araştırmalar o yönde. 2014 yılında artık tamamlandı. Bütün genom dediğim bütün gen haritasının tamamlandı. DNA dizilimleri tamamlandı. 25 bin hastalık artık taranabiliyor bu anlamda. Bütün psikolojik eğilimlerin görülebiliyor. Yani nörotik misin, uyumlu musun, vicdanlı mısın, katil genin var mı, diktatör genin var mı, savaşçı genin var mı, evliliğini uzun sürdürebilir misin? Çapkınlık genin var mı ki? Amerika'da şu anda arkadaşlarım da izlerken dikkatlerini çekecektir. Artık mahkemelerde geçerli gen haritaları. Evet, diyor ki benim genimde çapkınlık geni var, ne yapabilirim? Onun üzerine ceza almıyor mesela boşanma mahkemesinde. İlginç. Amerika'da kanıtlı artık. Bu kadar birebir de. Çünkü diyor ki bu benim gen talimatım. Evet. Tabii ki bu bir hani işin şakası bir yanda. Gen silahsa yaşama biçimi onu ateşleyen şey. Epigenetik denilen bir yan da var. Bunu da öğrendik. Genetik DNA talimatların geliyor. Nasıl söyleyeyim? Göz rengin, saç biçimin, ten rengin, boyunun uzunluğu, bacak boyun, ellerinin o şekli. Hepsi gen talimatı, genetiğin. Yani birebir ya da bir babanın, annenin kim olduğunu genetiğinden görebiliyoruz. Ya da 200 bin yıl geriye kadar artık bilim insanları görebiliyorlar. Bütün coğrafi, tarihi, etnik köken olarak geldiğin yolları görebiliyorlar, okuyabiliyorlar artık. Çünkü DNA kemiğe baktığın zaman değişmeyen bir şey. RNA değişiyor, bozuluyor. DNA'yı taklit eden bir sistem o. Ama DNA hiç bozulmuyor. Ölsen de, yüzyıllar da geçse üzerinden kalıyor. O yüzden bir hayvanın DNA'sından hangi yüzyılda yaşadığını bulabiliyorlar. Doğru. Peki şunu soracağım. Genlerin çalışma sistemi nasıl? Çalışma sistemi derken yani ne anlamda? Nasıl çalışıyorlar genler? Bir DNA'mız var. Şimdi seninkiyle benimkisini karşılaştırdığımız zaman ki bu bir data bankası var. Ben nasıl
kan alınıyor. 2000 tane hastanede kan testi yaptırmış kişi arasından senin hastalık derecelerin işte B12'in, B9'un, evet. altın, değil mi? D vitamininin hepsi nasıl ölçümleniyorsa genetikte de böyle bir sistem var. Karşılaştırmalı olarak benim diyelim ki işte Compte genim, yani savaşçı genim senden daha fazla. O zaman ben sporcu oluyorum. Agresyonlarım biraz daha fazla oluyor. Ya da liderlik özelliğim biraz daha öne çıkan, dışa dönük bir tip olmaya başlıyorum. O programdan önce de konuştuk ya seninle çekinikken. Evet, işte, evet soracağım onları. Onlar işte o Mendel kanunlarından gelen, işte benim göz rengimi oluşturan işte baskın gen. Çekinikken dediğim annem renkli gözlü ama babam kahverengi olduğu için ben kahverengi gözlü oldum mesela. Yani nasıl DNA çalışıyor diyorsan DNA talimatını proteinlere, aminoasitlere çeviriyor. Oradan bir epigenetik, çevresel faktörlerden, coğrafyadan, ısıdan, kültürden, her şeyden etkilenen bir şekilde ifade olarak çıkıyor benden. Ben de mesela baktığımda o 25 bin hastalık tarandığında vitiligo var. Ama daha vitiligo immün hastalığı ya da bir travma, bir stres, ağır bir şey geçirmediğim için çıkmadı ortaya. Ben de ne yapıyorum? Kendimi koruyorum. Güneşe fazla çıkmıyorum. Kremlerimi sürüyorum. Bu demek değil ki benim DNA'mda olanlar benim hayatımı etkileyecek. Evet. Ben onu biyohackleyebiliyorum artık. Bilim insanları bunu yapıyorlar. Biyohackleme deniyor. Ona göre yememi, içmemi, uyku düzenimi, yiyeceğim saatleri, metabolizmamın hızını, kafeini ne zaman alıp almayacağımı, nasıl hareket edip 15 dakika mı hareket edeceğim, 1 saat mi yürüyeceğim? Çünkü birisi diyor ki ben 1 saat koşuyorum ama zayıflayamıyorum. Çünkü onda FTO geni var. Obezite geni yani. Ne yapsa benle aynı yese de o kilo alıyor, ben almıyorum mesela. Doğru. O yüzden de ona farklı sistemlerde vücudunu hackleyerek, yani vücudunu kandırarak kilo verdirmeye çalışıyoruz. Ama genetiğini ilk önce görmemiz gerekiyor. Mesela antrenmanlı sporcuların planlıyoruz. Şimdi onları detaylı olarak soracağım. Tamam. Ama hani nasıl çalışıyor derken aslında biraz da şunu sormak için zemin hazırlamak istedim. Tamam. Özellikle hani senin de bahsettiğin gibi hücrelerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı oluyor genler. Çünkü DNA molekülünde bulunan bilgi parçaları. Kesinlikle. Ve ihtiyaçlara göre de protein sentezlerinde kullanılıyorlar. Şimdi doğru çalışmadıklarında o zaman hastalıklar meydana geliyor. Tabii, mutasyonlu genler deniyor onlara. Evet, şimdi sorum şu olacak. Bir genetik hastalıklar, bir de genlerle ilgili olan hastalıklar. Yani genlerin hastalıklarla ilgisi, ilişkisi. Demin senin bahsettiğin, belki hani obeziteden bahsettin, farklı mesela bende alerjik astım var. Dolayısıyla bunun temelinde yatan farklı nedenler var ama baktığımız zaman şunu, genetik hastalıklarımız ve genlerle ilgili olan hastalıkları da belki konuşursak, bu konuda da sorusu olan, merak eden izleyicilerimiz varsa onları da cevaplamak isteriz. Siz de yazarsanız. Mesela Down sendromu bunlardan biri, genetik hastalıklardan biri. Yani kromozom hastalığı biliyorsun. Biliyorum. Hani birebir artık. Hani o DNA diziliminde karşılaştırdığımız zaman kişinin hangi geninde ne bozukluk olduğunu görebiliyoruz artık. Fakat yeni Nobel alan profesörler, iki hanım biliyorsun, bunlar bir DNA makası icat ettiler. Yani bozuk olan geni makasla kesip yeni bir hücre talimatı vererek yeniden DNA dizilimi yapabiliyorlar. Bu ne zaman yapabiliyorlar çok, bunu mesela? Daha 2019'da bulundu. Yok, hayır. Mesela hayatımızın hangi şeyinde, döneminde bunu yapmak mümkün olabiliyor? Bebekken tabii, değil mi bunu? Bebekken. O zaman bebekken gen taraması mı yapılması gerekiyor? Gen hatta anne karnındayken de, yani anne baba evlenmeden bile çocuğun nasıl doğabileceği artık biliniyor. Yani annenin babanın genine bakarak. Evet. Çünkü hangi mutasyonlu genleri çocuğa göndereceğini görebiliyor genetik uzmanları. Ve bununla ilgili de işte tüp bebek çalışmaları var ya, orada purification deniyor, yani bir temizleme, DNA temizliği yapılıyor ve en doğru yumurtayı anneye yerleştiriliyor. Tüp bebek hani tedavilerinde kullanılan bir yöntem.
Ama normal şartlarda da tüp bebek olmadan çocuk sahibi olmak isteyenler de kendi gen haritalarını baktırarak o gen haritalarında oluşabilecek çocukta ortaya çıkabilecek hastalıkları öngörebiliyorlar. Tabii. Peki şimdi sen demiştin ki programın başında bizde bu hastalıkların olması illa ortaya çıkacak demek değil. Çok önlem doğru. De alabiliyoruz diye. Dolayısıyla bu gen makası dediğin yani DNA makası dediğin çalışmada illa ortaya çıkması gerekiyor mu bu hastalıkların? Yoksa var olabilenleri de böyle tespit edip oralara müdahale etme imkanı var mı? Şimdi hani şu anda gen mühendisleri, gen uzmanları diyecek ki yani Eylem bu konuda konuşacak en son kişidir diyecekler muhtemelen. O kadar derinlemesine konuşuyoruz ki ama evet. Bununla ilgili bir bilgim olduğu için paylaşıyorum arkadaşlar. Tamam. Eğer bu anlamda daha fazla bilgiye ihtiyaç duymak isterseniz bir gen mühendisi, biyomoleküler uzmanla konuşmak lazım. Özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii ki, anlıyorum ben bunu seni. Kullandığım için ve genetik testler yapan evet. bir şirketim olduğu için evet. bu kadar işin içerisindeyim. Onlarla beraberim ve artık bir rapor okuyabilip ona göre yaşam planlayabiliyorum. Evet. Soruna gelince bu sistemler çok yeni sistemler. Yani şöyle çok küçük bir örnek tamam. vereceğim. Buraya birisi girdi. Hiçbir kamera çalışmıyordu ve mekanda bir doku parçası bıraktı ve gitti. Yapay zeka artık hangi duruma geldiğini söylemek istiyorum. Bu doku parçasını koyduğumuzda makineye senin yüzünü ve ses tonunu yüzünü çiziyor, ses tonunu söylüyor kim olduğunu. Sadece doku parçasından bu hale geldi genetik. Muhteşem. Dolayısıyla bu şimdi forensik denilen adli evet. genetikte kullanılıyor. Evet. İşte mesela şizofreni olup kaçan gidenler var. Aileler bulamıyorlar. DNA'sından evet. kişi buluyorlar. Kişi de kendisini bilmiyor çünkü kim olduğunu. DNA'sından buluyorlar ve ailesine teslim ediyorlar artık. Ya da bir yerde Allah göstermesin. Ya da mesela şeyse, Alzheimer'sa tabii, hatırlamıyorsa gitti, çıktı bir yere. Gitti. İşte onun DNA'sından kim olduğunu bulabiliyorlar artık. Hani ya da hırsızlık bu ya da ne bileyim bir takım suçlar, yüz kızartışlar bilmem neler. Bu güvenlik açısından da aslında çok tabii, önemli. Tabii tabii. Yani bir doku bırakırsa, bir saç bırakırsa o suç mekanında kişiyi bulabiliyorlar. Hem de profilini çiziyor, sesini. Aynen, aynen öyle. Ya da ölen kişinin. O, yani parçalanmış hiç kişinin yüzü bile belli değil. Evet. Burada da görebiliyorlar. Yani aslında bir ihtiyaçtan doğan bir şey bambaşka bir yere gitti. Ki şimdi dedim ya hani bir kişilik karakter evet. ölçümleyebiliyoruz. Psikolojik eğilimleri görebiliyoruz. Aşkı dahi yani seçeceğin eşine kadar nasıl birini seçeceğini ve kimle mutlu olacağına dair genin o kişiyi tanıyor ve bilinçaltından onun doğru olduğunu sana gösterebiliyor. Ben de hatta onu bir kitapta programa çalışırken aslında okuduğum şeylerden bir tanesiydi. Hani o kimyasal etki denilen evet. şey aslında bizim o genlerimizin de seçilecek olan eşlerin uyumuyla ilgili olarak etkisinden kaynaklanıyor. Evet. En güzel insanı seçmiyoruz. Benim tamamlandığım kişiyi seçiyorum. Bende olmayanı seçiyorum. Ve kadının röntgen çekme özelliği var Ececiğim. Yani bir erkeği gördüğü zaman kendi elinde olmadan bunu yapıyor. Bu mekanizmayla kurgulu bir sisteme sahibiz. Evleneceği ya da birlikte olacağı insanı anlayabiliyor. O yüzden doğaya baktığımızda doğadan cevabı alıyoruz. Bütün dişiler aslında erkeği seçenler onlar dişiler. Dolayısıyla da hastalıklar olmuyor. Doğru. Daha kültürel sağlıklı olarak, bir şey oluyor. Evet, kültürel olarak da baktığımızda insanlığa genetik hastalıklar nerelerde daha fazla olduğunu, kadının seçmediği toplumlarda genetik hastalıkların çok olduğu görülmüş. Daha fazla olduğu görülüyor. Araştırmalarda. Evet. Maalesef. Bu da önemli bir bilgi. Peki şimdi şunu soracağım. Genetik faktörler biraz daha aslında sağlık. Ben biraz daha sağlık boyutunda durmak istiyorum. Hem de spor. Senin de benim alanım. Uzman olduğun alanda durmak. Evet. Seni de biraz rahatlatmak istiyorum. Evet, özellikle evet. bu konuda. Ben tabii konuştukça soru soruyorum. Lütfen. Dolayısıyla, ben bilmiyorsam da bilmiyorum tabii derim ki, yani. Tabii hani, ki. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle genetik faktörler sağlığımızı önemli şekilde etkiliyor. Hastalıklardan da bahsettik. Tedavi edilebilenleri
var ve aynı zamanda belki testlerle önlem alabildiğimiz, ortaya çıkmasını engelleyebildiğimiz hastalıklarımız var. Şimdi bir genetik testler var, bir de gen haritaları değil mi çıkartılıyor. Bu ikisi arasında bir fark var mı? Esasında şimdi genetik harita dediğimiz zaman bütün whole genom, yani genom dediğim bütününe bakıyor. Genetik testlerde de panel panel, bölüm bölüm. Ben sadece diyetime baktırmak istiyorum. Sporuma baktırmak istiyorum. Soyuma baktırmak istiyorum. Bütün atalarıma bak. Ya da ilaç genetiğime baktırmak istiyorum. Hangi etken maddeler bende ne işe? Ya da karakter genlerimi. Biz buradan yetenek seçimi de yapabiliyoruz çocuklarda. Akademik başarımı yapacak, spor mu yapacak? Spor yaparsa dayanıklılık spor mu, hız spor mu yapmalı? Ya da sanatçı mı olacak? Ne tarz bir? Yani çünkü orada figurative creativity denilen yaratıcılığına dair bir de IQ'sunu da görebiliyoruz, EQ'sunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla bir tahminde bulunabiliyoruz çocukla ilgili. Aileye yön vermesi için genetiğini, yani genetik her şeydir demiyorum ama bir etkidir. Çünkü ben biliyorum ki bu fizikte, bu bedende, bu güçte spor yapacağım, yapmalıyım. Ama çok ince, stres kırığı olacak, eklem yerlerinde problem olacak, kaslarında sorun var kişi voleybolcu yapamam. Zorlamamalıyım da o çocuğu. Onun yeteneğine doğru yönlendirmeliyim. Yani aslında hem yeteneğini belirlemek hem de doğru alana yönlendirerek farklı alanlarda bir en azından harcayacağı potansiyeli ortaya koyabilmek. Yoldan, evet, yolda giderken öğrenmek yerine ilk başta bir şeylere dair fikri oluyor ve yönlendiriyor. Gerçi hepimiz gideceğimiz yeri bir şekilde hani birçok deneyimle görüyoruz ve en iyi öyle buluyoruz. Bu da güzel bir şey. Ama bu hastalıklar, yaptığın spor, sporun işe yaraması, yaptığın diyetin işe yaraması, kişiselleştirilmiş tedaviler, artık sistem temelli tıbba doğru gidiyor tıp. Yani reaktif değil. Yani sen hastalandıktan sonra semptomlarına çözüm bulmak değil, hastalanmadan evvel. Proaktif bir. Yani evet, kesinlikle preaktif de diyebiliriz daha öncesinde. Dolayısıyla da çok yani teknolojiden ve tıbbın geldiği bu durumdan yararlanabilecek durumdayız. Peki o zaman şunu soralım. Mesela gen haritamı çıkarttırmak istiyorum ben. Ne yapmam gerekiyor? Gen haritasını. Veriyorsun. O bize o süreci bir şey yapabilir misin? Anlatır mısın? Tabii şöyle tükürükten bakılıyor, saç kılından bakılıyor, kandan bakılıyor. Farklı farklı türleri var. Onkoloji farklı şekilde kullanıyor onlar, kandan yapıyorlar. Tükürükten yaşam planlarken, çünkü beyaz kan hücreleri var ağzın içerisinde. Onlar çoğaltılıyor makinelerde ve o DNA sıralaması dediğin haritalanma orada yapılıyor. Ne kadar bekliyorum mesela bunu? Şimdi eğer Türkiye'de yapıyorsak bunu, yani Türkiye'de, yani Türkiye'de yapılmıyor da bu şekilde. Avrupa'da olsaydık birkaç günde de teslim edebiliyorlar. Ama biz yaşam planlama, işte bir 10 kişi var ayrı ayrı alanlarda. Rapor çıktıktan sonra ekstradan da yaşam planlıyorlar. İşte şu kremi kullansın, bu hastalığa yakalanırsa şu etken maddeleri kullansın, böyle yesin, bu kadar uyusun. Kimi mesela gece insanı, kimi gündüz insanı. Ne demek istiyorum? Evvelden 50 kişilik gruplar halinde yaşıyorduk ya. Bu 50 kişinin, bu grubun hepsinin uyuyup aynı anda kalktığını düşünürsen, yani yabani yırtıcı hayvanlar saldırır. Tabii. O yüzden 25'i gece uyumuyor, 25'i gündüz uyumuyor. Öyle bir uyum var. Yani insan çok mucizevi bir varlık yani. İnceledikçe bilim buna yardımcı oluyor ya. Yani hani Allah'a şükrediyorsun. Ne kadar güzel bir mekanizma yaratmışsın diyorsun. Ve daha da çok şükrediyorsun sahiden de. Çünkü mucize insan. Canlılar mucize, muhteşem. Ya bu genetik biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor Ececiğim. Sirke sineğinden bulunuyor bir sürü şey. Çünkü sirke sineği çabuk öldüğü için çoğaltılması, edilmesi, hastalığı, onu bunu 3 gün 4 gün içerisinde sonuç alıyorsun. Bir insanda hani insan ömrü kadar inceleme yapamazsın. Ama sirke sineği Kur'an'da da geçiyor. Onun üzerinden birçok şeyi öğreneceksiniz diye geçer. Biz de sirke sineğinden faydalanarak işte
bu yani noktaya kadar. Ve gidiyor daha. Tabii. Müthiş şekilde evet. gelişiyor. Yani artık birçok kişi hem uzun ve kaliteli yaşayabilecek. Hı hı. Hem de artık hani düşünsene yani ben 40'lı yaşlarıma geldiğimde bundan 50'lerde 40'larda yaşlı ve artık işin bitti tabii, emekliye doğru. ayrıldın diye. Bu kadar güzel bir tecrübe ediniyorsun, biriktiriyorsun, okuyorsun. Tam kendime gelmiyorsun, yaşlandım. Evet. Şimdi onun için de üretkenliğinin daha sürmesi, daha çok kişiye ışık olman için 50'den sonra aslında ya da 45'ten sonra başlıyorsun. Öyle değil mi? Bir, evet. Şu anki 40'la eski 41 mi? Yok, ne kadar büyük farkımız tabii var. Ki, tabii ki. Ona göre besleniyoruz, kesinlikle. Ona göre hareket ediyoruz, ona göre uyuyoruz. Ve bu bilimlerde bize faydalı oluyor. Peki şunu soracağım. Şimdi gen haritasını oluşturduk. Diyelim ki tükrükle biz bunu yaptık. Belli bir süre bekledik. Ondan sonrasında da yaşam planımızın çıkması için, yaşam planımızın oluşturması için veriler çıktı. Bu verilerde neler var? Yani nereye kadar gidiyoruz verilerde? Neleri görüyoruz? Yani sen neyi görmek istiyorsun? Yani bir hastalığa mı baktırmak istiyorsun? Hmm. Annende, babanda mesela. Ailede meme kanseri var. Anneannede vardı ya da ondan önceki onun annesinde vardı. Şimdi benim bunu kontrol ettirmem şart. Onkolojik bir durum farklı şekilde gelişebilir. Bunu çünkü kalıtsal getiriyorum. Var mı yok mu ona göre beslenmeliyim. Ona göre kontrollerimi yaptırmalıyım bir kadın olarak. Ya da erkekte prostat yani kanseri. Yani belli bir spesifik konuyla mı gelmem gerekiyor? Hayır. Eğer hiçbir şeyin yoksa ben hani örnekler vererek gidiyorum. Hastalık konusunda böyle şüphelendiğin bir şey varsa özellikle ona bakılıyor onkolojik olarak ya da bir hastalık için. Ama ben sağlıklıyım ve daha bir kullanma kılavuzuma bakıp ona göre düzgün yaşamak istiyorum diyorsam tükrük veriyorum. Sonrasında 6 hafta sonra sana biz raporunu ve yaşamını planladıktan sonra oturtuyoruz karşımıza ve artık hayatını planlamaya başlıyoruz. Diyorum ki bu bir diyet programı değil bu arada. Yani bak şu tarz diyelim ki ekmeği günde 2 tane yersen şu şekilde bir şey oluyor. Enflamasyon glutenden dolayı oluyor ya da laktozdan dolayı bu oluyor. Ya da kafein 9 saat boyunca seni uyanık tutuyor. O yüzden 5'ten önce yemen lazım. Metabolizman 1 ile 2 arasında çok çalışıyor. Sen 4 saat uyku uyusan da olur. Gece insanısın, üretkenliğin gece oluyor ya da gündüz insanısın, güneş doğumu, sirkadiyen ritim deniyor ona. Sabah güneş doğumundan güneş battığı anda ancak enerji ve motiveyim. Ona göre bütün programımı yapıyorum. Ona göre ders programımı yapıyorum. Ona göre hayatımı programlıyorum. Ya da yapacağım işte çok yorgunluk çeken bir yapım varsa bunun nedenleri neler? Bunları görebiliyorum. Psikolojik eğilimlerimi görebiliyorum. Şimdi onu soracaktım. Gerçekten mesela eğer psikolojik eğilimlerde bununla ilgili görülüyorsa o zaman diyelim ki tabii bunları yaptırmanın da bir maliyeti var. Tabii. Değil mi? Maalesef. Maalesef böyle. Dolar ve euro ile. Evet. Şimdi neden hani bunu söyledim? Çünkü bir güvenlikten bahsettik. Dedik ki hani burada bir şey küçücük bir parçadan aslında yapay zeka kullanılarak kimin burada olduğu, kimin hırsızlık yaptığı, kimin saldırdığı, kim bir saldırıya uğradıysa, kaçırıldıysa, mağdursa, yoksa, aranıyorsa vesaire ona ulaşmak için aslında küçücük parçalardan çok büyük sonuçlara varacağımız ve her şeyin daha da kolaylaşacağı bir süreçten, teknolojinin, bilimin gelişiminden bahsediyoruz. Ama beraberinde de özellikle mesela şiddet eğilimi olan insanlar, herhangi bir canlıya şiddet göstermiş olan insanlar ve bunun için de belirli ceza alan ancak cezası bittikten sonra dışarıya çıkan ve tekrar belki o şiddet olayını gösterecek olan insanlar. Belki hani bu tür haritalar aslında birazcık daha yaygınlaşsa ve testi okuması daha kolay olsa topluma da çok ciddi fayda sağlayıp onların kesinlikle tedavi edilmesini de sağlayacak, yol gösterecek bir noktaya da gidebilir. Yani şunun derdindeyim ben. Bireysel olarak yaşamımızı planlamak ve tabii ki daha kaliteli, daha sağlıklı, daha çok üretken, daha mutlu, sağlıklı olduğumuz zaman daha mutlu olacağız. Tabii memnun oluyorsun daha kendinden. Daha memnun, evet. Kendinden daha emin, topluma, insanlığa daha faydalı. Bir bireye dönüşmek için, kendi yaşam planımızı çizmek için mutlaka çok çok önemli. Ama beraberinde
belki kullanım alanı biraz daha bu konuyla ilgili farkındalık oluşsa, kullanım alanı geliştirilse, toplumda da bir düzenin ve sağlıklı yaşamın, daha güvenli bir yaşamın oluşması için de çok önemli bir katkı sağlayabilir sanki. Ay, çok güzel söyledin. Tam da o noktadayız. Tam bu noktadayız. Gerçekten sosyolojik açıdan da çok önemli dediğin gibi. Hapishanelerde özellikle araştırmalar yapıldı. Evet. Katiller üzerinde HTR2B diye bir katil geni diye belirlendi. Ya da böyle şiddete eğilimi olanlar, diktatör genleri, zalimler. Evet. Amigdala bunlarda küçük çıkıyor. Amigdala küçüldükçe korkusuzlaşmaya başlıyorsun. Amigdala büyüdükçe beyin içerisindeki bir küçücük bir organdan bahsediyorum. Evet. O büyüdükçe daha çok korku ve kaygı oluşmaya başlıyor. Böyle bir durumun olmuyor. Biz bunu genetiğinden görüyoruz. Senin dediğin gibi eğer bunları görüp o kişiyi yönlendirebilirsek, o da toplumda sporcu yapabilirsin mesela. Ha, mesela değil mi? Mesela erkekler neden böyle mesela futbolu seviyor değil mi? Bir kaleye doğru bir hedef alma var. Evet. Ya da ne bileyim ok atmak değil mi? Bunlar bundan 200 bin yıl önce baktığında mızraklar kullanılıyor hayvanları avlarken avcı toplayıcı toplumlarda. O erkek için avcılık ya hedefine vurma genetiğinden getirdiği bir şey. O yüzden zevk alıyor. O tarz sporlarda da zevk alıyor. Eğer birisinin bir şiddete eğilimi varsa onu bir spora, o sporda onu atabileceği bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Onu görebiliyoruz. Savaşçı geni var mesela onda. Yani ama o savaşçı geni birazcık da agresif yapıyor o insanı. Çünkü biz artık modern toplumun içerisinde bir beton içerisinde radonu üzerimize çekerek hareketsiz kalınca sürekli bir öfke patlamalarında olabilir kişi. İşte o insanların nasıl kendilerini yöneteceği. Trafikte vesaire falan trafikte çokça görüyoruz. Peki bunu biz normal çocukken, değil çünkü. Evet, çocukken, bebekken görebiliyor muyuz bunların hepsini? Tabii. O zaman mesela o dönemde yapılacak olan testler çok kıymetli aslında. Zaten 5-10 yıl sonra mecburi hale geleceğini düşünüyorum ben Ececiğim bunların. Çünkü yani her şey bu kadar güzel sudan bir şey. Şu değil ama yani bu olmazsa olmaz, değişmez bir gerçek. Bu değil. Bu bir bize yön gösteren bir şey. Çünkü kültür, çevre, aile, ortam, yaşama biçimi hepsi DNA'nın ifadesini değiştiriyor. Tabii. Tamamen değiştiriyor. O yüzden de bu bize bir fikir veriyor. Bu bir bütüncül yapının içerisinde önemli bir parça. Parça sadece tamam, ama olmazsa olmaz çizelim. Değil. Yani hani. Peki bir de tabii spor kısmına değinmek istiyorum. Tamam. Şimdi az da vaktimiz kaldı. Tamam. Bir 4 dakikamız kaldı. Bu 4 dakika içerisinde ben özellikle spor yapan gençler aynı zamanda şu anda da yani sadece gençler değil tabii spor yapan herkes için. Ama daha çok da gençler için sormak istiyorum. Buradaki özellikle hem psikolojik anlamda hem de sporcuların hayatındaki önemi, dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Benim aklıma hep Arda Güler örneği geliyor. Çok gururla izliyoruz Arda'yı Real Madrid'de de. İlk 11'de de çıktı, golünü de attı. Çok da sevindik ve ben sosyal medyada takip ederken şey görüyorum. Yani Arda'daki fiziksel değişimi de görüyorum mesela Arda Güler'deki. Ve insanlar şunu yazıyorlar. Diyorlar ki hani Arda'ya orada ne yiyor, ne içiyor, bu çocuk nasıl çalışıyor orada, ne oldu vesaire. Burada da yine bu genetik faktörlerimizde bu altyapının gelişmesiyle ilgili bu başarılı sporcular, başarılı işte spor hikayelerinde de oldukça önemli değil mi? Ve bunu daha belki parlatmak, daha iyi bir hale getirmek, daha başarılı sporcular yetiştirmek, doğru kullanmak için neler yapmalıyız? Çok uzun sordum, kusura bakma. Yok, çok güzel, çok güzel soru. Arda'dan başlayayım dilersen onu merak ettiğin için. Arda gittiğinde 17 yaşındaydı. Kemik gelişimin daha tamamlamamış bir sporcu. Ve 18'den evvel çok ağırlık da
yaptırılmıyor. Hı hı. Şimdi evet. Muhtemelen artık ağırlık çalışmaya başlamıştır. Vücudunu şekillendiriyor. Tabii doğuştan sporcu. Genetiğine baktığımız zaman da sporcu doğmuş bir çocuk. O yetenekte. Beyin gelişimini 25,5 yaşında tamamlıyor. Kemik gelişiminde 30 yaşında tamamlanıyor. Onun için bu gelişim bir de yurt dışındaki sporda, ben de İngiltere'de iki futbol kulübünde çalıştım. Evet. Oradaki bir disiplini ve rekabeti bildiğim için öyle yapmazsa oynaması çok zor. Bir de orada bizdeki gibi sporcuların bir şarkıcı, rockstar gibi davranılmıyor. Yani orada bunun hakkını vermen lazım. Tamam, bir ünle gidiyorsun ama bunu göstermen lazım. Ve her maçta bunu ispatlaman lazım. Doğru. Dolayısıyla o onun farkında muhtemelen. Ve doğru çalışıyordur tabii. Şimdi biz spor genetiğinde neler görüyoruz? Bir kere içten motivasyonlu mu, dıştan motivasyonlu mu? Antrenörüne bunu bildiriyoruz. Eğer içten motivasyonluysa o çocuğun sabah kalk şunu yap demene gerek yok. O kendiliğinden kalkıyor, yapıyor sporunu. Dıştan motivasyonluysa onun hep kendi kişiliğine göre onaylanmak mı istiyor, ait etmek istiyor, lider mi olmak istiyor, görülmek mi istiyor, sevilmek mi istiyor, neye göre koyuyorsa kendini sahaya, ona göre biz o dıştan motivasyonu antrenörüne söyleyip öyle bir program uyguluyoruz ona. Onun dışında kemik yapısını görüyoruz, sakatlanma risklerini görüyoruz. Eklemlerinden mi, tendonlarından, bağ yapısından mı, kıkırdağından mı, stres kırığı mı olur? Antrenman aralığı ne kadar olmalı? Ne kadar zamanda dinleniyor, vücudu toparlıyor? Bunların hepsini görebiliyoruz. Ya da dayanıklılığı ne kadar? Ya da çevikliği ne kadar? Kas yapısı mesela, ne kadar antrenman yaparsa yapsın burada 6 tane baklavası olmuyor. Çünkü genetiği uygun değil. Evet, o da çok önemli. Afrikalılar mesela kırmızı kas sayıları fazla. ACTN3, 1-2-3 diye bir gen var. Mesela o ACTN3 CC alleli diye geçiyor. Onlar muhteşem sporcular. Olimpiyat rekoru kırıyorlar mesela. Bazı genetiğinden görüyoruz. Ispatlı yani bunların her biri. Dolayısıyla da onu gördüğümüz zaman ona göre bir antrenman uygulamak hem kişiselleştirilmiş oluyor hem de doğru yere gidiyor. Hedefine oluyor yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ececiğim. Efendim, biz Mercek programında bu akşam sona geldik artık. Sevgili Eylem Şenkal bizlerle birlikteydi. Gen üzerine, kalıtım üzerine konuştuk. Gen bilimi üzerine konuştuk. Gen haritaları üzerine konuştuk. Perşembe akşamı tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu sefer dış politika konuşacağız. Eylem'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz ve kamera arkası ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim, perşembe akşamı görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.